İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Ararat Dağı'nın heybeti göz kamaştırıyor. Girant'ın haçkar anıtı arzı söküldü. Karen Mirzoyan, Arsah Ermenilerinin geri dönüş konusu siyasi gündeme dönmelidir. Bakü'nün gerçek özünü gösterelim. Batı Ermenistan'ın evlatları Bahan Kardeşan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hüysakyan'ın haftalık basın açıklaması 24 Ağustos'ta gerçekleşti. Sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Didya Margosyan'ın doğal kaynakların öneminden bahsettiği Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 27. oturumuna değindi. Bayan Devlet Başkanı bunların Ermeni halkı için hayatı önem taşıdığını vurgulayarak bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Margosyan ayrıca 8 Eylül'de gerçekleştirilecek yaz üniversitesi ile ilgili etkinliği ve 15 Eylül'de Ditsuhi Tanrıça Anahit'e adanan bilimsel konferansı hatırlattı. Batı Ermenistan hükümet sözcüsü ayrıca Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenya'nın okuyucularına Ermeni mirasının önemini ve kültürel değerlerimizi tehdit eden tehlikeleri daha derinlemesine anlama fırsatı veren yeni sayısına da değindi. Batı Ermenistan'da bulunan Ararat Dağı üstündeki beyaz tabakasıyla hayranlık uyandırıyor deniz seviyesinden 5137 metre yüksekliğe sahip da Ermeni yaylalarının en yüksek dağı olarak kabul ediliyor. Üstteki beyaz tabaka gerçekten muhteşem. Yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı dağcıların ilgi odağı olan Ararat Dağı eşsiz manzaralarla gezginlere eşlik ediyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Davuş bölgesi ile Bakü Cumhuriyeti arasındaki sınır ve tahdit çalışmaları sonucunda Gürcistan'a giden devletler arası yolun Girans kısmındaki köprü ve otoyola bitişik kısımlar Azerbaycan tarafına devredildi. Doğu Ermenistan hükümet tarafından başlatılan yeni yol köprüyü bypass ederek Girans'ın Surp Yerurtutyun kilisesine ulaşıyor ve daha sonra ana yola birleşiyor. Yolun Azerbaycan tarafına geçen kısmında 2020 yılında Armen Pirumya'nın himayesinde köyün girişini simgeleyen ve yerli halk tarafından sembolik anlam taşıyan Arziv Haçkar Anıtı dikildi. Sınır belirleme ve sınır çizimi sonucunda Girans köyü sakinleri anıtı sökmek zorunda kaldı. Artsax'ın eski dışişleri bakanı Karen Mirzoyan News IM muhabiriyle yaptığı görüşmede Bakü'nün bir barış anlaşması değil, gelecekteki barış antlaşmasının ilkelerinin kaydedileceği bir tür yol haritası belgesi imzalamayı planladığını dile getirdi. Mirzoyan'ın inancına göre Artsax Ermenilerinin geri dönüş konusunun mutlaka siyasi gündeme dönmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın suç politikası sonucu vatanlarını kaybeden Arsak Ermenilerine yönelik kolektif bir birim var. Bu gerçek göz ardı edilemez. Doğu Ermenistan yetkilileri açısından bu konu bugün kapanmış sayılıyor ve bu da konuyla ilgilenenlerin konumlarını zayıflatıyor. Ancak bu konunun kapandığı anlamına gelmiyor. Arsak Ermenilerinin geri dönüşüne yönelik mekanizmalar uzun vadeli, ciddi bir diplomatik çalışmayı gerektirmektedir. Artsakh Eski Dışişleri Bakanı Mirzoyan ancak Artsakh Ermenilerinin hakları dikkate alınmadan sorunun çözülmesi mümkün değildir diye vurguladı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi için Artsakh ve Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilerin ana yurtlarına iade edilmesi konusu hiçbir zaman siyasi gündemden düşmedi. Kasım ayında Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğine yönelik 2024 COP29 konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Bakü'deki diktatör ve soykırımcı rejim son artsa 44 gün savaşı ve sonrasında biriken insan hakları ihlalleri iddiaları ve soykırım, arminosit ve savaş suçları kanıtlarından adını temize çıkarmak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Vahan Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Ermeni lobisinin korucusudur. Bağımsızlığa zorla ulaşmak mümkündür ama onu korumak imkansızdır. Siyasi bağımsızlığı sürdürmek için akıllı liderlik, becerikli diplomasi, ekonomik bağımsızlık ve güç gereklidir. Vahan Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli olarak Ermenilerin bağımsızlığı fikrini savundu. Bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması için Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle lobi faaliyetleri yürütüyordu. Kardaşan 1883'te günümüz Kayseri'si olan Gesarya'da doğdu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve Amerikalı bir kadınla evlendi. Yale Hukuk Üniversitesi'ne kabul edildi ve burada topluluk önünde konuşma yapmaya başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Washington'daki Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçiliğinde işe girdi. Ancak kısa süre sonra annesi ve kız kardeşinin Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında öldürüldüğünü öğrendi. Kardeşan konumunu başkalarını Ermenilerin imhası konusunda gizlice uyarmak için kullandı. Ancak bunu öğrendikten sonra Türk Büyükelçisi onu kovdu. Kardeşan Amerikan Ermeni Bağımsızlık Komitesi'ni örgütledi ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin Ermeni bağımsızlığını desteklemesi için lobi yaptı. Örgütün liderliğine üye olan tanınmış ve saygın Amerikalılardan oluşan bir grubu bir araya getirerek konunun Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin en yüksek çevrelerinde gündeme getirmesine katkıda bulundu. Doğu Ermenistan 1918'de bağımsızlığını kazandıktan sonra bile kardeşyan Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan'ı ve çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni vilayetlerini kontrol etmesi için lobi faaliyetlerine devam etti. Kardeşyan ve diğerleri bunun Rusya veya Türkiye'den gelecek saldırganlığı önleyebileceğine inanıyordu. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri Başkan Woodrow Wilson'ın önerdiği gibi manda meselesini ve genişletilmiş bir Ermeni topraklarının oluşturulmasını erteledi. Daha sonra bu önerilere bir son Ermenistan'ı adı verildi. Kemal Atatürk'ün Türk birlikleri batıdan, Sovyet ordusu ise kuzeyden saldırdığında Sovyet hükümeti Doğu Ermenistan'a kendisinin bir parçası olma fikrini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Kardeşan hayatının sonuna kadar memleketinin bağımsızlığı için mücadeleye devam etti. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesinsiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.